Bakalım burada ne var. Tüm trigonometrik ifadeleri sinüs A türünden ifade ediniz demiş. Hadi bakalım. İşe en basit ifade olan sinüs A ile Başlayacağım. Bize tüm trigonometrik ifadeler demişler ama ben buradan başlamayı tercih ediyorum. <laughs> ya da bir saniye bir saniye isterseniz kosinüs a ile başlayalım. Sinüs a zaten sinüs a. Ve kosinüs a'yı sinüs a türünden ifade edelim. Kosinüs a eşittir. Aklıma gelen direkt sinüs 90 eksi a. İşte bu kadar. Ya da ya da değil mi? Yani bu tam anlamıyla sinüs a türünden olmadı öyle değil mi? Buradaki açı a değil. 90 eksi a. Eğer a 30 derece ise bu sinüs 60 dereceye eşittir. Demek istediğim eğer burası örneğin sinüs 40 ise sinüs 90 eksi 40 sinüs 50'dir. Sinüs 40 değildir yani evet bu pek doğru olmadı. Burada yapmamız gereken kosinüs a'yı sinüs a'lı bir ifade kullanarak ifade etmek olmalı. Başka bir açıyla değil. Trigonometrik özdeşlikleri ezberlememiz gerektiği de bunun için söylenir zaten. Peki sizce burada hangi özdeşliği kullanabiliriz? En meşhur olanı desem, evet, kosinüs kare a artı sinüs kare a eşittir 1. İşte bunu kullanacağız. Burada cos kare a var ve bu cos kare a'yı sin kare a türünden yazabileceğimiz anlamına geliyor. Buradan da kosinüs a'yı bulmak zaten son derece kolay olacak. Hadi bulalım. İki taraftan da sin kare a çıkaralım. Cos kare a eşittir 1 eksi sin kare a. Ne yaptık? İki taraftan da sin kare a çıkardık. Tamam mı? Peki buradan kosinüs a'yı bulabilir miyiz? Elbette. Kosinüs a kare kök içinde 1 eksi sinüs kare a'ya eşittir. Tabi bu noktada iki seçeneğiniz var. İsterseniz bu cevapla yetinebilirsiniz ya da kosinüs kare a buna eşitse kosinüs a'nın bunun negatifine de eşit olması gerekmez mi diye düşünebilirsiniz. Ne dersiniz? Buraya bir artı ve bir eksi koymamız gerekmez mi? Demek istediğim eğer bu 4'e eşitse kosinüs a artı ya da eksi 2'ye eşit olabilir öyle değil mi? Bu yüzden de buraya artı eksi koymamız gerekmez mi diye düşünüyorsanız haklısınız. Koymamız gerekir ama yine de 10. sınıfta kosinüs A'nın genellikle pozitif olduğunu varsayarız. Elimizde eğer böyle bir dik üçgen varsa ve bu açı A ise kosinüs A bu uzunluk bölü bu uzunluğa eşittir. Bu uzunluk ve bu uzunluk pozitif oldukları için de oranları da pozitif olur. Öyleyse şimdilik eksiği silelim. Peki 10. sınıfta bunu neden bu şekilde kabul ediyoruz? Yani büyüdüğümüzde kosinüs A değişiyor olabilir mi? Aslında bakarsanız evet değişiyor. 10. sınıfta trigonometrinin demosunu öğreniyoruz diyebilirim. Yani kosinüs A'yı bu uzunluğun bu uzunluğa oranı olarak tanımladığımızdan her zaman pozitif olduğunu da kabul etmiş oluyoruz. Neden? Çünkü bu uzunluklar her zaman pozitiftirler ama trigonometrinin derinliklerine indikçe kosinüs A'nın negatif olabileceğini de göreceksiniz. Şimdilik kafanıza takmayın ve bunun uzunlukların oranı olduğu için pozitif bir değer olduğunu düşünün. Ama sonra bakış açınızda değişeceği için kosinüs, sinüs, tanjant hepsinin negatif değerlerde alabileceğini göreceğiz. Her neyse çok konuştum gene. Kosinüs a neymiş? Karekök içinde bir eksi sinüs kare a imiş. Evet bu çok sık kullanacağımız eşitliklerden biri olacak. Şimdi sıra tanjant A'da. Kosinüs ve tanjantını bildikten sonra bunların terslerini de kolaylıkla bulabiliriz. Bunu kullandım ve artık ihtiyacım yok. Onun için silip kendime biraz yer açayım. Bay bay görüşürüz. Tanjant A'nın sinüs A bölü kosinüs A olduğunu biliyoruz. Bu aslında kendi başına bir özdeşliktir. Bunları sinüs A türünden ifade etmek istediğim için paydaki sinüs A'ya dokunmayacağım. Ve az önce kosinüs A'yı da sinüs A türünden yazmıştık. O halde hemen bunu kullanalım ve tanjant a'yı sinüs a bölü kare kök içinde 1 eksi sinüs kare a olarak ifade edelim. İşte bu kadar. Tamam. Şuraya bir çizgi çizeyim ve kosekant a. Evet bu 1 bölü sinüs a'ya eşit. Sekant a ise 1 bölü kosinüs a yani kosinüs a'nın yerine bunu koyarsam 1 bölü kare kök içinde 1 eksi sinüs kare a'ya eşit olur. Ve son olarak kotanjant a içinde tanjant a'nın tersi olduğu için bunun tersini yazabiliriz. karekök içinde 1 eksi sinüs kare a bölü sinüs a. Harika. Trigonometrik bir oranı belirli bir türden ifade etmeniz istendiğinde aslında sadece iki tanesine ihtiyacınız olduğunu gördünüz değil mi? Diğerleri tersleri olduğundan beş tanesini de bulmamız gerekmiyor değil mi? Sadece iki tanesini bulmamız yeterli.